Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Cumhuriyet tarihimizin Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemini konuşacağız. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'ndan Osmanlı'nın da içinde bulunduğu taraf yenik çıkmıştı ve çok kötü antlaşmalar imzalamışlardı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti de Mondros Ateşkes Antlaşması olarak adlandırdığımız 30 Ekim 1918'de kötü bir antlaşmayla bu savaştan çıkmıştı. Bu Mondros Ateşkes Antlaşması o dönemin hükümet başkanı Ahmet İzzet Paşa tarafından onaylanan bir antlaşma. Ama bizzat antlaşmaya katılıp da altını imzalayan o dönemin Bahriye Nazırı Rauf Orbay. Bu antlaşma 25 tane maddeden oluşuyor ve bu 25 maddesine baktığımızda Osmanlı Devleti'ni tamamen yok sayan bir ateşkes antlaşması olarak görüyoruz. Boğazlar işgal edilecek, ordu terhis edilecek, silahlar, cephaneler Osmanlı'nın elinden alınacak, donanma İtilaf devletlerine teslim edilecek. Ulaşım yolları, posta, telefon, telgraf sistemleri, ulaşım yolları hepsi İtilaf devletlerinin denetimine verilecek. Hatta daha da kötüsü, Anadolu'nun herhangi bir yerine bir kargaşanın çıkması halinde İtilaf devletleri orayı işgal etme hakkına sahip olacaklar. Dolayısıyla Osmanlı'nın hiçbir toprak güvencesinin kalmadığı bir antlaşma olarak tarihe geçiyor. Peki bu işgaller karşısında İstanbul hükümetinin tutumu ne? İstanbul hükümeti çaresiz kabul ediyor. Yani o günün koşullarında kendileri için en iyi antlaşma olduğunu düşünüyorlar. Padişahın tutumu ne peki? Padişah da aynı görüşte. Yani o günün koşullarında daha iyi bir antlaşma imzalayamayacaklarını düşündükleri için bu Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalıyorlar. Tabii bu dönemde antlaşmanın arkasından Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kurulan bizim zararlı cemiyetler olarak adlandırdığımız bir takım cemiyetler var. Bunlardan azınlıkların kurduğu cemiyetler Mavrimira, Pontus Rum Cemiyeti, Ettike Eterya Cemiyeti ve Hınçak Taşnak Cemiyetleri. Bunlardan ilk üçü Rumlar tarafından, son kurulan dernek de Ermeniler tarafından kuruluyor. Bir de zararlı cemiyetler var. Yani Osmanlı'nın içinde ama Osmanlı'nın aleyhinde çalışan cemiyetler var. Bunlar da İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Teali İslam Fırkası, Kürdistan Teali Cemiyeti, Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti, Nigehban Cemiyeti ve Wilson Prensipleri Cemiyeti. Tabii bütün bunların karşısında işgal edilen Anadolu topraklarında yurtseverlerin oluşturduğu milli cemiyetler de var. Eli silah tutan ve işgallere karşı çıkan insanlar bir araya geliyorlar, çeşitli Kuvayi Milliye cemiyetleri kuruyorlar. Nedir bunlar? Birkaç tane örnek verelim. Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Kilikyalılar Cemiyeti, İstanbul Milli Kongre Cemiyeti, Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Karakol Cemiyeti gibi. Bu durumda Kuvayi Milliyeler ve zararlı cemiyetler Anadolu'da çalışmalarını devam ettirirlerken Padişah Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişi göreviyle Anadolu'ya, Karadeniz bölgesine göndermek istiyor. Neden? Çünkü Karadeniz bölgesinde kurulan bu zararlı cemiyetler bir takım taşkınlıklar yapıyorlar ve İtilaf Devletleri de bu taşkınlıkları ileriye sürerek o bölgeleri işgal edeceğini söylüyor. İşte bunları engellemesi için Padişah tarafından Mustafa Kemal büyük yetkilere sahip olarak 9. Ordu Müfettişi göreviyle Karadeniz'e gönderiliyor. Karadeniz'e çıkan Samsun'a ve Samsun'dan Karadeniz'e adımını atmış olan Mustafa Kemal, tabii durumu yerinde açıkça görünce artık bir kurtuluş savaşı vermenin zamanı geldiğini düşünmeye başlıyor. İstanbul'da zaten arkadaşlarıyla bunun zihinsel antrenmanlarını yapıyorlardı. Olayı bir de yerinde görünce Kurtuluş Savaşı vermekten başka yol kalmadığını görüyor. Orada Havza'ya geçiyor. Ve ilk defa Havza'da bir genelge yayınlıyor. Bütün valilere, kaymakamlara, ordu komutanlarına bir genelge yayınlayarak
Kurtuluş Savaşı'nın ön hazırlıklarının yapılması, o dönemde işgal edilmiş olan İzmir'in işgalinin protesto edilmesini ve itiraf devletlerinin ülkelerde çeşitli telgraflar, protesto telgrafları çekilmesini, ama bunları yaparken de azınlıklara zarar verici davranışlardan kaçınmasını istiyor. Ve buradan Amasya'ya geçiyor. O bildiğimiz meşhur Amasya Genelgesi ortaya çıkıyor. Bu Amasya Genelgesi'ni hazırlayan Mustafa Kemal, arkadaşlarının da görüşlerini alarak son şeklini veriyor. Amasya'da bulunmayan Cemal Paşa ve Kazım Karabekir Paşa'ya telgrafla bilgi vererek onaylarını alıyor. Diğer Ali Fuat Paşa, Rauf Orbay, Rafet Bele de zaten Amasya'dalar. Onların da görüşünü aldıktan sonra o bildiğimiz Amasya Genelgesi ortaya çıkıyor. Bu Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşımızın başlatılmasında önemli bir adım olarak bildiğimiz bir olay. Bunun önemli maddelerine değindiğimizde şunları görüyoruz. Diyor ki Abasya Genelgesi, vatanın bütünlüğü ve milletin azınlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ve bunun için Anadolu'nun en güvenilir yerinde bir kongre yapılması gerekir. Çünkü İstanbul hükümeti bir şey yapmamaktadır. Her ilden işte üçer tane delegenin seçilip gizli olarak gönderilmesini istiyor ve böylece Sivas'ta bir kongrenin yapılmasını karar altına alıyorlar. Ancak o dönemde Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Kazım Karabekir Erzurum'da bir kongre düzenleme durumundalar. Bu kongreye de katılmak istiyor. Rauf Orbay'la beraber Mustafa Kemal yola çıkıyor. Ancak Amasya Genelgesi'ne tepki duyan İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri Mustafa Kemal'i geri çağırıyorlar. Bu geri çağrılara Mustafa Kemal uymayınca görev ve yetkilerini almakla tehdit ediyorlar. Bunun üzerine Mustafa Kemal de 8-9 Temmuz gecesi Erzurum'a giderken, daha Erzurum Kongresi öncesinde bütün bu resmi görevlerinden istifa ettiğini İstanbul'a bildiriyor. Ve böylece Mustafa Kemal sivil bir yönetici, birey, lider olarak Kurtuluş Savaşı'nın başına geçiyor. Ancak resmi olarak Kurtuluş Savaşı'nın başında ilk görev alması Erzurum Kongresi ile oluyor. Erzurum Kongresi'nde Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bu kongreyi aslında bölgesel düzenlemiş ve bölgesel delegelerle kongreyi sürdürmek istiyor. Ermeni tehlikesine karşı, Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasına karşı olarak böyle bir kongre düzenleme gereği duymuşlar. Ancak Mustafa Kemal böyle bölgesel bir kongrenin doğru olmayacağını düşünüyor. Kongre divan başkanlığına seçiliyor. Sonra yaptığı konuşmalarla delegeleri etkiliyor ki kongreye katılan delegeler Bitlis'ten, Erzurum'dan, Sivas'tan, Trabzon'dan gelen 54 tane delege. Bu delegeleri etkileyerek kongreyi milli bir kongre haline dönüştürüyor. Bölgesel kongre milli bir kongreye dönüştürülüyor ve alınan önemli kararlar kayıtsız şartsız bağımsızlığı savunmak, milli egemenliği gerçekleştirmek, yeni bir devletin kurulmasını sağlamaya çalışmak. Ve kongrenin yaptığı en güzel şeylerden biri de Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Derneği adı altında bu Doğu cemiyetlerini, Doğu Kuvayi Milliye cemiyetlerini bir çatı altında topluyor ve bir temsil heyetinin yönetimine bağlıyor. Temsil heyetinin başına da Mustafa Kemal seçiliyor. Sonra bu kongre kararları Anadolu'nun birçok yerlerindeki Kuvayi Milliyelere gönderiyor. Amaç oralarda değişik kararlar alınmasın, bölgesel kararlar alınmasın ve milli kurtuluş mücadelesinde hep beraber birlikteliği sağlayabilsinler diye. Mesela Balıkesir ve Alaşehir kongrelerine de bu kararlar gönderiliyor ve kongrelerde bu alınan Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda kararların alınması sağlanıyor ve bunların sonunda da biliyorsunuz Batı cephesi ortaya çıkmaya başlıyor.
Ama bir yandan da Sivas Kongresi'nin çalışmaları devam ediyor ve sonuçta 4-22 Eylül tarihleri, 4-22 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas Kongresi gerçekleşiyor. Sivas Kongresi'ne 11 ilden delegeler gelebiliyor. Bir kısmı engelleniyor, bir kısmı çeşitli nedenlerle bazı illerden delegeler gelemiyorlar. 11 ilden 38 tane temsilci geliyor. Bir de Erzurum Kongresi'nin temsil heyeti gelip bu kongreye katılıyor. Ve Sivas Kongresi'nde de Erzurum Kongresi'nin alınan kararları bazı ufak tefek değişikliklerle kabul ediliyor. Mesela nedir o değişiklikler? Anadolu'nun bütün Kuvayi Milliye Cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Derneği adı altında birleştiriliyor. Bir an önce bir meclisin, Mebusan Meclis'in açılması kararı alınıyor. Erzurum'daki temsil kurulunun yerine Sivas'ta ülkenin bütününü temsil eden bir temsil kurulu, 15 kişilik bir temsil kurulu oluşturuluyor ve bunun başkanlığına da yine Mustafa Kemal getiriliyor. Ve kongre Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi komutanlığına atıyor. Bu kadar yürütme yetkisini kendinde görüyor. Sonra bir de olan biteni kamuoyuna duyurabilmek için İrade-i Milliye adı altında bir gazetenin çıkarılmasına karar veriliyor. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar İstanbul hükümetini kilitliyor. Sivas Kongresi İstanbul hükümeti eğer dediklerini yapmazsa Anadolu'yla bağlantılarının kesileceği duyumunu ortaya koyuyor. İtilaf devletleri tabi bu kongrede alınan kararlara öfkeli. İstanbul hükümetini sıkıştırıyor. İstanbul hükümeti de ayrı bir hükümetleşme yoluna gidilmemesi için Sivas Kongresi'nde seçilen temsili heyetle görüşme başlatma kararı alıyor. Ve Amasya görüşmeleri diye tarihe geçen görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler aslında olumlu geçiyor. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kongrelerde aldığı kararlar büyük oranda İstanbul hükümeti temsilcileri tarafından da kabul ediliyor. Ve İstanbul'a gidiliyor. Ancak İstanbul'da bu kabul edilen kararlar uygulamaya sokulmuyor. Bunlar içerisinde sadece meclisin açılması uygulamaya sokuluyor. O da meclis Anadolu'nun güvenli bir yerinde açılsın isteniyordu ama hükümet ve padişah meclisin İstanbul'da açılmasının uygun olacağına karar veriyor ve İstanbul'da o son Osmanlı Mebusan Meclisi dediğimiz meclis açılıyor. Bu meclisin en önemli çalışması aldığı Misak-ı Milli kararlarıdır. 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli Ant diye de adlandırabileceğimiz bir takım kararlar alınıyor. Bu kararlarda ülkenin sınırları çiziliyor. Deniliyor ki Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sıralarda mevcut sınırımız neyse bizim milli sınırımız da odur. Arap topraklarında Kars'ta, Ardahan'da, Artvin'de, Batum'da, hatta Batı Trakya'da bunların nereye katılacağına halk oylamasıyla karar verelim deniliyor. Azınlıkların haklarıyla ilgili de diğer ülkelerde Müslümanlara tanınan hakları biz de azınlıklara tanırız deniliyor. Siyasi, adli ve de mali gelişmemizi önleyecek herhangi bir kısıtlamaya izin vermeyiz deniliyor. Tabii bu Misak-ı Milli İtilaf Devletleri'nin büyük tepkisine yol açıyor. İstanbul'u işgal ediyorlar, meclisi dağıtıyorlar, meclisin bir kısım milletvekillerini tutukluyorlar ve dolayısıyla büyük bir tepki göstermiş oluyorlar. Zaten İstanbul'daki Mebusan Meclis'in en son çalışması ve en tutarlı çalışması da bu olarak görülüyor. İtilaf Devletleri İstanbul'daki meclisi kapatınca bunun haberini alan Mustafa Kemal artık
Anadolu'da yedi bir meclisin, yedi bir hükümetin kurulmasının zamanı geldiğine karar veriyor. Ve her yere gönderdiği yazıyla İstanbul'un işgal edildiğini, meclisin kapatıldığını ve Osmanlı Devleti'nin varlığına fiili olarak son verildiğini, bunun için Ankara'da bir meclis açılması gerektiğini vurguluyor. Mebusan meclisten kaçan milletvekillerinin de bu meclise katılacağını ama bunun dışında da illerden meclis için delegelerin seçilip gönderilmesini istiyor. Ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Bu meclisin açılışının ikinci günü mecliste çok önemli kararlar kabul ediliyor. Nedir bu kararlar? Hükümet artık kurulmalıdır deniliyor. Bu bir zorunluluktur deniliyor. Geçici olarak bir hükümet başkanı ya da padişah vekili atamak doğru değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet tanımamalıyız. Padişah ve halifenin ne olacağına da baskıdan kurtuldukları zaman meclis karar verir deniyor. Ve dikkat ederseniz oldukça önemli kararlar bunlar ve bu kararı almakla Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten devrimci bir meclis olduğunu da ilan etmiş oluyor. Tabii bu arada Anadolu'nun her yanında bir takım ayaklanmalar da ortaya çıkıyor. Bu ayaklanmaları da niteliksel olarak baktığımızda dört grupta toplayabiliyoruz. Ayaklanmaların bir bölümü doğrudan İstanbul hükümetinin veya işgalcilerin örgütleyerek çıkarttıkları ayaklanma olduğunu görüyoruz. Bunun en önemlisi Anzavur ayaklanması ve Kuvayi İnzibatiye'nin kurulması. Sonra İstanbul hükümetinin işgalciler tarafından da desteklenerek çıkarttırdığı ayaklanmalar var. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde çeşitli biçimlerde destek alarak çıkarılan ayaklanmalar var. Bu ayaklanmalar işte Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Yozgat, Afyon, Konya ayaklanmaları. Sonra doğuda milli aşiret ayaklanmaları var. Ali Batı ayaklanması, Şeyh Eşref ayaklanması, Cemil Çeto ayaklanması ve bunun gibi birçok ayaklanmalar çıkıyor. Sonra azınlıkların çıkardıkları ayaklanmalar var. Ermenilerin ayaklanmaları ve bir de Rumların ayaklanmaları var. Bir de Kuvayi Milliye'den yana olup da bu düzenli ordunun kurulması aşamasında sorun yaşanılan Kuvayi Milliye'den ayrılanların çıkarttıkları ayaklanmalar var. Bunlar da Demirci Mehmet Efe ayaklanmasıyla Çerkezetep ayaklanması olarak tarihe geçiyor. Peki bu ayaklanmalar karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapıyor? Ne o önlemler alıyor? 29 Nisan 1920'de Hiyaneti Vatani Kanunu çıkarıyor. Bu ayaklanmalara katılanların yargılanacağı ve cezalandırılacağı bir kanun olarak bunu çıkartıyorlar. Sonra Ankara Müftüsü Rıfat Efendi ve onun önderliğinde hazırlanan bir fetva her tarafa dağıtılarak Kuvayi Milliye'ye ve Kurtuluş Savaşı'na katılmanın doğru olduğunu, İslamiyet'in de bunu gerektirdiğini, bağımsızlığın her şeyin üstünde olduğunu anlatan bir fetva bunlar. Daha önce padişaha ait olarak Anadolu'da dağıtılan ve Kuvayi Milliyecilere katılmayın, bunlar kötü insanlardır diye dağıtılan fetvanın aslında halifeye ait olmadığını, bunun işgalciler tarafından yazılarak halifenin yazdığı bir fetvaymış gibi dağıtıldığını belirten bir fetva bu. Sonra İstiklal Mahkemeleri kuruluyor. Gezici mahkemeler bunlar. İsyanlara katılanların bulundukları yerlerde gidip bunları yargılayan ve cezalandıran bir mahkeme. Yani bir çeşit devrim mahkemeleri bunlar. Ve sonra düzenli ordu kuruluş çalışmalarına hız veriliyor. Tabi bu arada İtilaf Devletleri de boş durmuyorlar. İtilaf Devletleri nihayet kendi aralarında anlaşarak
İtalya'nın Sanremo kentinde Sevr Antlaşması olarak tarihe geçen antlaşmayı hazırlayıp Osmanlı'ya kabul ettiriyorlar. Bu Sevr Antlaşması'nın maddeleri Mondros'tan daha berbat maddeler. Örneğin İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak ama azınlıkların İstanbul'daki hakları gözetilmezse el konulacak. Boğazlar bir komisyonun yönetimine bırakılacak ve bütün gemilere de açık olacak. İzmir dahil Ege bölgesi olduğu gibi Yunanlılara verilecek. Anadolu'nun doğusunda bir Ermenistan devleti, güneyinde de Kürdistan devleti kurulacak. Adana, Malatya ve Sivas'ı birleştiren bölge ile Suriye Fransızlara verilecek. Antalya ve Konya yöresi de İtalyanlara verilecek. Peki kapitülasyonlar ne olacak? Bütün devletlere tanınacak. Ve devletin mali kaynakları İtilaf Devletleri'nin savaş giderleri olarak el konulacak mali kaynaklarda. Maliye İtilaf Devletleri'nce oluşturulacak bir komisyon tarafından denetlenecek. Dolayısıyla Sevr Antlaşması gördüğünüz gibi Mondros'tan son derece daha berbat bir antlaşma. Ve arkadaşlar, bu hazırlık döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir ünitede buluşmak üzere dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.